Depresyon bir moral bozukluğu değildir ve seni birazcık fazla etkiler. İnsan depresyondayken dünyayı, kendisini ve çevreyi algılaması birazcık değişir. Her zaman olumsuz bakma eğilimindedir. Aynaya baktığın zaman gördüğün şeyler hoşuna gitmez. Etrafına baktığın zaman sanki çok kasvetli bir ortamda yaşıyormuşsun gibi gelir. İnsanlar soğuk, mesafeli ve sevgisiz gelir biraz sana. Etrafındaki şeylere, hayata karşı ilgini kaybetmiş gibi hissedersin. Ve işin kötü tarafı, sanki bunlar hiç geçmeyecekmiş gibi hayatının geri kalanını böyle yaşamak zorundaymışsın gibi gelir. Sana güzel bir haberim var tam bu noktada. Bunlar kalıcı değil. Sadece içinde bulunduğun depresyondan dolayı böyle hissediyorsun. Sana bu videoda depresyonla nasıl baş edebilirsin onu anlatacağım. Depresyondayken canın kimseyle görüşmek istemez, mümkün mertebe evden çıkmak istemezsin. Evde bile zaman geçirdiğin zaman bir adım atmaya enerjin yokmuş gibi gelir. Yalnız kalırsın, yalnız kalmak istersin. Ama yalnızlığın şöyle bir dezavantajı var depresyon döneminde. Yalnız kaldıkça kötü hissedersin. O eski anılar canlanır ve hep kötü haliyle. Hayatındaki, geçmişindeki hep olumsuz şeyler tekrar gün yüzüne çıkar ve sen iyice kötü hissetmeye başlarsın. Bu durum bir kısır döngü haline gelir ve sen kötü hissettikçe iyice kendini içe kapatırsın. İlk olarak depresyondan çıkma sürecinde bu döngüyü kırman lazım. Depresyondaki bir insan sanki fırtınalı bir denizde çok da sağlam olmayan bir kayıkla seyahat ediyor gibidir. Böyle bir durumda her an batacakmış gibi ya da bilmediği bir yere sürüklenecekmiş gibi hisseder. Aslında bu durumun gerçekçi bir tarafı da vardır. Şöyle bir şey bu, sen aslında bir fırtınalı denizde olmasan da o düşüncelerinin fırtınasında sanki batacakmış gibi hissedersin. Sanki bilmediğin bir yere sürükleniyormuş gibi hissedersin. İşte böyle zamanlarda İnsanın tutunacak dallara ve onu tutan iplere ihtiyacı vardır. Ne kadar çok tutunacak dalın varsa, ne kadar çok seni tutan ip varsa bu süreçten çıkışın o kadar kolay olacaktır. Peki bu fırtınalı süreçte senin tutunacağın dallar ve seni tutacak ipler nelerdir? Bu aslında tamamen günlük rutin. Depresyondaki bir insan kendini bırakır. Çok fazla evde iş yapmak istemez. Bazen kıyafetlerini değiştirmek ya da duş almak bile istemez. Oturursun bir köşede, pijamanın üstünde ya da hırkan üzerinde, o depresyon hırkası var ya meşhur. O üzerinde ya uyumak istersin ya da sessizce kimse sana karışmadan düşünmek istersin. Ama sana şunu söyleyeyim. Böyle bir andayken sana iyi geldiğini hissediyorsun ama tamamen yanılıyorsun. Bizim bu süreçten, o kendi kendine kalma sürecinden çıkmamız lazım. Günlük rutinleri bir şekilde hiç bozmadan tekrarlamamız lazım. Günlük rutin nedir peki? Belirli bir düzen içinde duş almak, tıraş olmak, makyaj yapmak, kendine bakmalısın. Evi toparlamalısın. Yani evden çıkmasan bile o gün üstünü başını değiştirip tıraşın olmalı, makyajını yapmalısın. Ev dağınık olmaması lazım. Sabah belli bir saatte evi toparlayıp temizlemelisin. Bunlar sana yük gelecek. Bazen o kadar zor bunu yaptığını hissedeceksin ki, ama şunu söyleyeyim. Bu rutinler senin depresyondan çıkma sürecine çok büyük katkı sağlayacak. Sessizlik depresyona pek iyi gelmiyor maalesef. Sessiz kaldığın zaman, yani yalnız kaldığın zaman içindeki ses konuşmaya başlıyor. Seni kimse sevmiyor ki. Sen bu hayatta neyi başardın ki? Bak, kimse yanında değil. İşinde başarılı değilsin, okulunda başarılı değilsin. O durmadan konuşur. Doğru yanlış hiç fark etmez. Amacı seni alt etmektir. Seni o hayattan koparmaktır. Peki sen bu sesi o an için susturmaya çalışsan da susturamazsın ve bir süre sonra teslim olmak zorunda hissedersin kendini. Ne yapacaksın peki bu sesle mücadele etmek için? Aslında onun sesini bastırabilmek için hayatımıza yeni sesler lazım. Bunun için yalnız kalmaktan özellikle kaçınmalısın. Evden çıkmak çok önemli. Hani dedim, bazen çıkmama gibi bir durum olabilir ama mümkün mertebe gücün yetiyorsa evden her gün çıkmalısın. Bakkala mı gidiyorsun, markete mi gidiyorsun, kasaba mı gidiyorsun ya da okuluna, işine mi gidiyorsun? Kesinlikle evden çıkmalısın. Ne kadar az yalnız kalırsan, hayatında ne kadar başka sesler varsa o anlamsız ve seni rahatsız edici sesi o kadar az duyarsın. Ve şöyle bir şey diyeyim, depresyon bir mücadele süreci. O çıkış biletini alabilmemiz için mücadele etmemiz lazım. Bazen yorgun hissedebilirsin, bazen kötü hissedebilirsin ama bu iş şöyle gidiyor. İki adım ileri, bir adım geri. Bazen biraz hızlı gideceksin, bazen biraz düştüğünü hissedeceksin. Çok normal. Ama en önemli kuralımız şu, asla vazgeçmeyeceğiz. Zorlayacağız her zaman. Depresyonla mücadele sürecinde sana en iyi hissettirecek şeyler ilişkiler. Al bakalım telefonun eline, aç rehberini ve eskiden kiminle oturmaktan zevk alırdın, kiminle sohbet etmekten, konuşmaktan zevk alırdın. Şu an
Zevk alıp alamayacağın ya da keyif alıp alamayacağın, canın isteyip istememesi hiç mi hiç önemli değil. Sadece eskiden ne yapıyordun? Eskiden Ahmet'le mi, Mehmet'le mi, Ayşegül'le mi oturmaktan keyif alıyordun? Arayacaksın. Bunun başka bir yolu yok. Aramazsan, yalnız başına kalırsan o ses konuşmaya devam edecek ve sen onu daha fazla duyacaksın. Arıyoruz. Canımız hiç istemese de, bize zulüm gibi gelse de birkaç buluşma ayarlıyoruz bu insanlarla. Şu an canın hiçbir şey yapmak istemiyor, hiçbir şey ilgini çekmiyor, farkındayım. Ama şunu da net olarak söyleyebilirim ki aslında bu durum gerçek değil. İçindeki depresyon seni kontrol ediyor. Peki ne yapacağız böyle bir durumda? Aslında bize şu anda güvenilir bir yol haritası çizecek olan geçmiş yaşantılarımız. Şöyle eskileri kurcala bir bakalım. Eskiden ne yapmaktan keyif alırdın? Nerelere gitmekten? Sinema mı sana keyif verirdi? Kitap okumak mı? Arkadaşlarla beraber zaman geçirmek mi? Yemek yapmak mı? Şöyle bir kısa liste yap bakalım kendine. Hiç canın istemese de, sana çok zor gelse de bu listeyi yavaş yavaş hayatında uygulamaya çalış. Depresif hissederken genelde duygular ve düşünceler birbirine karışır. Kötü ve karamsar hissettiğinden dolayı sanki hayatındaki her şey çok kötüymüş gibi gelir. Bunu şöyle düşünmeni istiyorum. Aşık olduğun bir zamanı hatırla. Her zaman yürüdüğün yoldan geçerken o yol sana bambaşka gelir. Çok güzel gelir. Ama birazcık daha karamsar, birazcık daha depresif olduğun bir zamanda aynı yoldan yürümene rağmen o yol sana çok uzun ve çok kötü gelir. O yol değişmiyor, aynı yol, ama neden bazen çok güzel algılarken bazen çok kötü algılıyorsun? İşte duygularımız, o anki hislerimiz, olayları, gerçekleri algılamamızı biraz etkiliyor. Depresyondayken de insanın gözünde dünyayı biraz karanlık gösteren bir gözlük var. Baktığın her şey sana daha karanlık görünüyor. Daha sevgisiz, daha uzak, daha soğuk görünüyor. Ama bu gerçekte böyle olduğu için değil, sen karanlık bir gözlükten, depresyon gözlüğünden dünyaya baktığın için. Depresif hissederken hayatındaki bütün başarısızlıklar abartılmış versiyonuyla gözlerinin önünden film şeridi gibi geçer. Ama şunu bir düşün bakalım. Acaba gerçeğin bu olmasından dolayı mı, yani hayatının komple başarısızlıktan ibaret olmasından dolayı mı bu film şeridi gözlerinin önünden geçiyor? Yoksa o an gözünde depresyon gözlükleri olmasından dolayı mı? Depresyon sürecinde sıklıkla yapılan bir hata var. İnsanların birçoğu kendini çok fazla gözlemliyor. Şu an iyi miyim, nasılım, kötü oldum mu, eski halime döndüm mü diye. Bu şuna sebep oluyor. Azıcık moralin düzeliyor. Evet, süper oldum, artık bomba gibiyim diyorsun. Doğal olarak arkasından bir düşüş yaşıyorsun. Herkeste olduğu gibi. Ve diyorsun ki Allah'ım, eski halime tekrar dönüyorum. Bu duygusal iniş çıkışlar seni çok yorar. Ne yapacaksın peki? Şunu bilmen lazım. İyileşme hali adım adım olur. Hatta bazen iki adım ileri, bir adım geridir. Arada iki adım ileri gidersin, iyi hissedersin. Bazen minik orta seviyede düşüşler yaşarsın ve totalde baktığımız zaman hep ilerleme kaydedersin. İyileşme adım adım. Kendine biraz zaman tanı. Şimdi şöyle bir şey var. Bence herkesin depresyona girme hakkı var. Herkesin. Belki kolay şeyler yaşamadın. Belki başından çok zor olaylar geçti. Sen de diğer herkes gibi bunu yaşayıp atlatacaksın. Acele etme. Kendine biraz zaman ver. Her şey yavaş yavaş olacak. Depresyondayken yaşadıklarını yazdığın bir defterin olsun. Bir seyir defteri gibi günlük formatında tuttuğun, o gün yaşadıklarını, kafana taktıklarını, seni üzen şeyleri ve o gün üzerinden geldiğin, atlattığın şeyleri yazmanı istiyorum bu deftere. Bu defteri yazdıktan sonra 10 günde, 20 günde bir oku geriye dönüp neler yazdığını. Şunun farkına varacaksın. Ya 20 gün önce ben bunu mu kafaya takıyormuşum? Bu sana şöyle bir aydınlanma sağlayacak. Diyeceksin ki bugün de üzüldüğüm bir şey var. Ama ben bu durumu 20 gün sonra okuduğum zaman muhtemelen bu da bana önemsiz gelecek. Demek ki aslında çok da kafaya takılacak bir şey yokmuş gibi bir farkındalık sağlıyor insana. Bir de depresyondayken insan şöyle hissediyor. Ya bu durum bir tek benim başıma geliyor. Bu da ister istemez arkasından bir suçluluk hissiyatı. Ben sana şunu söyleyebilirim net olarak, işin içinden olan birisi gibi olarak. Yalnız değilsin. Birçok insan bunu yaşıyor. Ve birçok insan bu durumu atlatıyor. Sen de atlatacaksın, emin ol. Ama amacım sana gaz vermek değil. Sadece kendine biraz anlayışlı ol, kendine biraz şefkatli ol. Sen de bu durumu aşacaksın. Bazen insan ne yaparsa yapsın kendi dertlerini tek başına çözemez. Bu kesinlikle bir zayıflık değil. Böyle zamanlarda dışarıdan bir uzman desteği, psikiyatrik destek almaktan, psikolojik destek almaktan kesinlikle çekinme. Benim bir de sana sorum var. Böyle durumlarda depresif hissederken hayatla nasıl baş ediyorsun, sorunlarınla nasıl baş ediyorsun? Bunu yorumlar kısmında cevaplarsan eminim şu anda bu durumdan muzdarip olan birçok insan senin cevaplarından da faydalanacaktır. Kendine çok iyi davran güzel insan. Görüşmek üzere.